önce inşallah 22 sözden bir yer okusan nasıl olur? Nasıl okusan, sen artık bir saat senindir ve beraberiz yani, endişe etme. Hadi besmelerine, salavatına başla. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin, salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Allah'ın nasip. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir mucizesine dair. Ve el-ekmehe ve'l-mübrasa ve'uhsil mevte bi'iznillah. Kur'an, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nasıl ahlak bilmesine ittibaa beşeri sarıyan teşvik eder, öyle de şu elindeki sanat-ı âliyeye ve tıbb-ı rabbaniye remzen terkip ediyor. İşte şu ayet işaret ediyor ki, en müzmin dertlere dahi derman bulabilir. Öyleyse ey insan ve ey musibetzede, dünyadan. Öyleyse ey insan ve ey musibetzede beni Adem. Meyus olmayınız. Her dert ne olursa olsun dermanı mümkündür. Arayınız bulunuz. Hatta ölümü de muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür. Cenab-ı Hak şu ayetin insan işareti manen diyor ki, ey insan, benim için dünyayı terk eden bir ölüme iki hediye verdim. Biri manevi dertlerin dermanı, biri de maddi dertlerin ilacı. İşte ölmüş kalpler nur-u hidayet ediliyor. Ölmüş gibi hastalar dahi onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. Sen de benim eczane hikmetimde her derdine deva bulabilirsin. Çalış, bul. Elbette ararsan bulursun. İnşallah tarihe yapalım. Sayfayı söylüyorsun Volkan. Sözler az önceki 255. Evet. Tamam. Tarihçi Hayat sayfa 209. Biliniz ki mevcudat içinde en kıymetli hayattır. Ve vazifeler içinde en kıymetli hayata hizmettir. Ve idamat hayatı içinde en kıymetli hayat faniyenin hayat-ı baki inkılap etmesi için sahip etmektir. Şu hayatın bütün kıymeti ve ehemmiyeti ise hayat-ı bakiyeye çekirdek ve mebde ve menşe cihetindedir. Yoksa hayat ebediyi zehirleyecek ve bozacak bir tarzda şu hayat faniyeye has nazar etmek, ani bir şimşeği sevmediği bir güneşi tercih etmek gibi bir divaneliktir. Hakikat nazarında herkesten ziyade hasta olan maddi ve gafi doktorlardır. Eğer eczane kutsi Kur'aniye'den tiryak misal imanı ilaçla alabilseler, hem kendi hastalıklarını hem beşeriyetin yaralarını tedavi ederler. İnşallah senin şu intibakın senin yarana bir merhem olacağı gibi seni dahi doktorların marazına bir ilaç yapar. Hem bilirsin meyus, ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli bazen bir ilaçtan daha nafidir. Sana inşallah 22. devadan başlıyorum inşallah. Tamam. Yani oradan niçin okudun Volkan? Şimdi 255'te niçin okudun? Onu bize hulasa eder misin abi? Niçin okudun? Şimdi hastalar esnası olduğu için tamam. Oradan girişelim. Tamam. Yani ne var orada abim? Şöyle diyebilir miyiz? Bak. beraber yapalım. 255'i ben bir açayım. Ondan sonra, çünkü işi yarasın yani böyle. Malum İsa Aleyhisselam'la alakalı bir mucize. Evet. İsa Aleyhisselam'ın o ayetinde Allah'ın izniyle anadan doğma körü, alacalık illetine tutulanı iyi ederim ölüyü diriltirim diyor. Evet. Değil mi? Bu ayette. Ha, yani hastalık var. Nasıl bu hastalık bir Esma'nın iktizasıdır. Hastalık
musibetler nasıl Esma'nın iktizasıdır? Allah Şafii çekiyor, tepeni bu biniyor. Adem ondan. Adem'in vücudu yok. Mesela şifa nedir? Vücudidir. Şafi tecelli ettiği için şifa oluyor. Allah sana musibeti, dertleri adeta vermiyor. Şifayı çekince tepene bu biniyor. Tamam. Şimdi cennette niçin hastalık yok? Devamlı şafi tecelli edeceği için. Burada sen İsa Aleyhisselam'ın şeyine girdin. Ha, bu mümkün. Peki bu mucize ona mı has? Mesela İsa Aleyhisselam ölüyü diriltiyordu. Geylani Hazretleri de ölüyü diriltiyordu. O mucize bu keramet. Yani bu mümkün. Bu asırda uygularsan, şimdi şöyle diyeyim. İsa Aleyhisselam, arkadaşlar, İsa Aleyhisselam'ın dirilttiği adamlar en sonunda ölmediler mi? Bu tarafa gelen oldu. Öldü. Niye diriltti o zaman? Mucize olsun vesaire. Ha, o zaman bu asırda ölü gönülleri diriltmek, ölü kafalara nur vermek, ölü gönüllere su vermek, ölü ruhlara nur vermek, ölü kafaya nur vermek, ölü gönüllere su vermek, ruhlara da feyiz vermek. Yani ölüler diriliyor kardeş. Bu asırdaki insanlar maddete yaşasa ne olur? İtikaden gidiyor, imanen, tarafçılıkla berbatı çöküyor. Demek ki bu İsa Aleyhisselam'ın bir anadan doğma kör, bizde de körlük nedir? Körlük, bakarlar görmezler, duyarlar işitmezler, anlatırsan anlamazlar. Üç tane. Bak aynı, göz, anadan doğma körü, alacağı illetine tutulanı, bir de ölüyü diriltiyor. Ha? Adam sağır olup kör olmuşlar, belki divan olmuşlar ki bu hakikati görmüyorlar, duymuyorlar, anlamıyorlar. Üç tane. Görmüyor, duymuyor, anlamıyor. Bu asırda İsa Aleyhisselam'ın o mucizesi dima, kalp ve ruhu ölmüş olanlara Risale-i Nur neymiş? Hızır gibi imdadın yetişti. Hızır. Buradan girdi. Sonra ikinciyi nereden okudun Volkan'ım? Tercih yaptım. Ne anlatıyordu orada? Bana biraz yardım et. Nasıl unuttum ben orayı? Hemen şöyle bir giriş yapayım Hasan abi. He, ben unuttum. Alayım mı baştan biraz şöyle? Biraz al. Ondan sonra bize biraz hulasa et ya. Biliniz ki mevcudat içinde en kıymetli hayattır. Ha. Barla'yı okuyorsun da Barla 66. Aynen. Barla'dan, evet. Ha, mevcudat için en kıymetli hayatmış. Sonra? Ve vazifeler için de en kıymetli hayata hizmettir. Tamam. En kıymetli bu ise ona hizmet etmek, hayata hizmet etmek en büyük hizmettir. Tamam. Ve hidemat hayatı için de en kıymetli hayat-ı faniyenin hayat-ı bakiye inkılap etmesi için sağ etmektir. Ha. Tamam da hayat bu hayata münhasır değil ki. Bu hayatı ona nasıl dönüştüreceğiz? Bekaya. Esas odur. Tamam, şimdi gelelim 22. devaya. Bu arada bizim Amerika'daki Hikmet kardeşimizin devası bu 23. deva mıydı acaba onun? Abi ben aslında 22. deva diye biliyorum aslında. Öyle mi Hikmet'im? Evet. Şöyle yapalım. Üçümüz yapacağız şimdi. Çok iyi oldu. Noktayı ben yeni şimdi hatırladım. Oruç kafası Hikmet'im. Ha. Şimdi burada ikinize şey vereceğim Hikmet'in. İkinizin sesi açık olsun. Beraber zaten müzakere ediyoruz. Mutalaa ediyoruz yani. Hepimiz buna muhtaçız. Hepimiz dertliyiz. Buyur Volkan'ım, oku bakalım. 22. deva. Ey nüzul gibi ağır hastalıkta müptela olan kardeş. Evvela sana müjde ediyorum ki, mümin için nüzul mübarek sayılıyor. Bunu çoktan ehli velayetin işliyordum. Sırrını bilmezdim. Bir sırrı şöyle kalbime geliyor ki, Eylullah
Cenab-ı Hakk'a vasıl olmak ve dünyanın azim mani tehlikelerinden kurtulmak, risalet-i ebedi temin etmek için iki esası ihtiyaren takip etmişler, isteyerek tercih etmişler. Birisi rabıta-i mevttir. Yani dünya fani olduğu gibi kendisi de içinde vazifedar, fani bir misafir olduğunu düşünmekle hayat ebediyesine o surette çalışmışlar. Bir bitirelim Hasan abi sonra... Tamam, bitir. Ha, önce bitirelim değil mi? İkincisi, nefs-i emmarenin ve kör hissiyatın tehlikelerinden kurtulmak için çilleler ile, riyazetlerle nefs-i emmarenin öldürülmesi için çalışmışlar. Sizler ey yarı vücudun sıhhatini kaybeden kardeş, sen ihtiyarsız, kısa ve kolay ve sebebi saadet olan iki esas sana verilmiş ki, daima senin vücudunun vaziyeti, dünyanın zevalini ve insanın fani olduğunu ihtar ediyor. Daha dünya seni boğamıyor, gaflet senin gözünü kapayamıyor. Ve yarım insan vaziyetini bir zata, nefs-i emmare elbette hevesal rezile ile ve nefsani müştehiyat ile onu aldatamaz, çabuk o nefsin belasından kurtulur. İşte mümin sırrı iman ile ve teslimiyet ve tevekkül ile kurtuluktan az bir zamanda elmi velayetin çimdeler gibi istifade edebilir. O vakit o ağır hastalık çok ucuz düşer. Şimdi burada evet, yani baştan al abim. 22. deva. Ey nuzul gibi ağır hastalıklara müptela olan kardeş. Evvela sana müjde ediyorum ki. Nuzul nedir? Nuzul nedir Volkan? Felçli hastalık diyorsun abi. Felç. Felç hastalığı. Kötürüm. Nuzul gibi diyor değil mi sana? Nuzul gibi. Ağır hastalıklara müptela olan kardeş. Evvela sana müjde ediyorum ki... Tamam, bunu metni okudun. Buradan bize bir noktayı nazar verecek misin bu paragraftan? Hikmet abiye söz versek. Tamam. Tamam. Hikmet hocam sen gir. Abi ben şimdi şöyle başlayayım. Nüzul gibi hastalıklara müptela olan kardeş diyor. Yani sadece nüzul değil. Nüzul, inme, felç. Biz bunları biliyoruz. Bunun yanı sıra bazı Alzheimer hastalıkları var. Yani bunların tamamen kendisini kaybetmiş insanlar. Kanserler de olabilir. Böyle ağır kanserler. İçinde birçok yani yarı vücudunu da kullanamıyor. Belki daha fazlasını kullanamıyor. Bazı hastalıklar var. Onlar da mesela solunum cihazına bağlı hastalıklar da var. Şimdi ben öyle gördüm. Yani sadece ey nüzul gibi derken yani birkaç hastalık daha var gibi. Yani nüzula benzer. Yani vücudunun kendi hareketini 80%, %90 derecesinde ya da %50 derecesinde kaybetmiş hastalıklar gibi diye düşündüm. Yani sadece felç inme değil de böyle ağır kanser gibi hastalıkların da böyle olduğunu düşündüm. Yani nüzula benzer hastalıklar diye. Devam edeyim mi? Ben et abi. Et. Şimdi burada benim baktığım şeylerde şöyle baktım. Bizim bu gerçekten müjdeli diye üstad haber vermiş. Bunun sırrını da kendisi çok güzel bir şekilde açıklamış. Ve ehlullah yani iki şeyle biz Cenab-ı Hakk'a vasıl olabiliriz ya da dünyanın bütün şeylerinden kurtulabiliriz. Neydi biz bunlar? Mesela biz daha önceden söylemiştik. Nedir? Yani terklerle başlar ki biz bunu artık zaten terk etmiş olacağız. Biz bu hastalıklarla. Ömür kısa, yani var olan zevkler de bir şey değil. Kabir önümüzde diye. Yani hukucak gidiyor, enaniyet, işte tembellik, temperverlik bunların hepsi bir nevi artık tamamen kalkmış oluyor. Fakat ben baktığımda şöyle gördüm. Dedim ki yani bunu nasıl yapacağız? Yani rabıtayı net yapacağız. Birincisi bu dedi. İkincisi de nefs-i emmare'nin kör hissiyatından kurtulmak. İki tane şey var yapacak. Eyler diyelim. Peki rabıtayı net'i nasıl yaparız? Bu dünyanın fani olduğunu nasıl
biz devam ettiririz, eylemimiz ne olur diye. O sırada ben şeyde İhlas Risalesi'nde şey vardı, 403'tür. İsterseniz oradan ben kısaca bir şey yapabilir miyim? Çok kısa, evet. Evet. Ey hizmeti Kur'aniye'deki arkadaşlarım, Kur'aniye'de arkadaşlarım, ihlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi Rabıta-i Mevt'tir. Yani birçok ayetinde biz bunu söylemiş zaten Kur'an'da, kül nefsin dahil katül mevt inneke meytün ve inne meytün şeklinde. Burada bizim ayırmamız gereken iki şey var diye düşünüyorum ve onu öğrendim. Rabıta-i Mevt iki şekilde yapılabilir. Bir, daha önceden ehli tarikın yaptığı gibi onlar sadece tasavvur ve tahayyülle demişler ki kabir var, gideceğiz biz buraya. Onu sadece tahayyülle farz ederek düşünmüşler. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin de kabrini kazdırdığını, defalarca içine girip kendi ölümünü düşündüğünü biliyoruz. Ama günün biz daha önceden de biliyoruz ki serbest bölgede tahayyül ve tasavvurun içine her türlü şey girebiliyor. Şu günde de, yani ahir zamanda da her türlü fitnenin, şüphenin, birçok soruların olduğu dönemde ise sadece düşünerek, hayal ederek bazen işe yaramayabilir. Niye? Çünkü hayat devam ediyor. Devam kardeşim, yani sen tamam iyi düşün ölümü, ama ölümü derken de bir de önemli vurgulamak istediğim şey şu, ölümü değil de ölümünü düşünmek. En önemli konulardan bir tanesi de bu. Fark ne? Yani fark ne abim? Farkı şu, ölümü düşündüğün zaman kendinde daha zaten yaşıyorsun, sen boş ver kendine diyor. Sağda, solda herkes ölüyor. Yani dünya ölecek diye düşünüyorsun ama kendine konduramıyorsun. Ama ölümünü düşününce, he ben öleceğim diye düşündüğün zaman o farklı. Nefis zaten onu istemiyor yani, kendine kondurmuyor bunu. Fıtratta da o yok yani. Ben öleceğimi düşünemiyorum. Ölümü düşünüyorum. Sağda solda kardeşim ölüyor, arkadaşım ölüyor, eşim, dostum ölüyor. Ama kendine hiçbir şekilde konduramıyor. Ama kendini düşünürsen çok daha farklı bir şekilde tesir ediyor. Kendi ölümüm var diye. Ve bizim bugün de yapmamız gereken eylem diye İhlas Risalesi'nde çok güzel bir şekilde yazıyor. Üstad ne demiş? Biz hayalen yani ya da farz ederek gitmekten daha çok, çünkü bu dönemde özellikle etkisi daha az, akıbeti düşünmek diyor. O İhlas Risalesi'nde aynen öyle diyor. Fikren ve nazaran bakmaktır diyor, ölümle bitmek. Yani şu hayat ağacının son meyvesi olan benim cenazemdir şeklinde düşünürsen, akıbette zaten geleceğini biliyoruz. Yani külli atin garip diye, yani bütün gelecekler çok yakındır diye. Yani biz kendimizin ölümünü, yani şu anda düşünmekten sonra öldük, bittik, gittikten daha çok, ha biz sonunda öleceğiz, sonunda ölüm var şeklinde düşünmek bize daha uygun diye söylüyor Üstad orada, 400'lerde. Ben de öyle aldım yani. Yani çarpmasan da çapatmasan da ölümün var yani, ne yaparsan yap yani. İstesen istesen de istemesen de, hayal etsen de tasavvur etsen de. Yani serbest bölgenin o tahayyül ve tasavvuf meselesinde farz etmekle, tahayyül etmekle öldüm, ölüyorum, gidiyorum şeklindeki bu şu dönemde tesiri mutlaka vardır. Onların mesleği olur. Ama bu dönemde birazcık daha bizim özellikle Nuh Zerevilerin mesleği birazcık daha hakikate olması gerektiğini söylemiş Üstad. Ve akıbeti düşünüp fikrenmeme nazaran ölümüne bakmaktır diye söylemiş. Orada onu söylemek istedim. Yani bu iki şey var diyor, ikisinde Rabıta-i Mevt'le, yani bu ölümünü düşünmekle, yani düşünmekle derken onu geleceği yakına getirmekte hayatını bir çeki düzen veriyorsun. Ne yapıyorsun? Özellikle zaten bedenin gitmiş, ibadet yapabiliyorsan, iradeni ibadette, zihnini marifetullah'ta kullanabilirsin. Tabi hastalığın şeyine göre. Hissini de muhabbetullah'ta çok güzel şekilde kullanmaya çalışırsın. Bir hayatına bir çeki düzen verir. Ve nefsinin de seni imtihan etmesi ya da onu düşünmek bir nevi gidiyor. Çünkü şehvetle imtihan edilemiyorsun, servetle de imtihan edilemiyorsun, şöhretle de imtihan edilemiyorsun. Çünkü her şeyi kaybetmişsin bilmeyi. Hani biz demiştik ya daha önceki derslerde, işte 40 yaşlarında şehvetle, 40 yaşlarına kadar, 40-50 yaşlarına kadar servetle, 50 yaşlarında da işte şöhretle, daha sonra 60'tan sonra işte toprakma, alpadan sevgisi ve şeyiyle, bunları da kaybetmiş oluyorsun bir nevi. Çünkü kalmamış oluyor yani bunlar.
Bir de hissi nefsi cisim tamamen demeyeyim de epey bir ölçüde gitmiş oluyor. Yani hayatın bir şekilde düzene girmiş oluyor. Bu işte, nüzul gibi hastalıklar da bir derece çok daha ucuza düşüyor ve bunun en büyük şeyi de evliyalık mertebesine ulaşabilmek, yani hayatını baki geçirmek önemliydi zaten. Pergelimizi biz oraya koyuyoruz. Bu dünyayı öbür dünyayı kazanmak ya da kaybetmek meselesinde bizim daha önceki derslerde söylediğimiz, yani hayatımızı çok netiz bir şekilde düzenliyoruz diye düşünüyorum. Ya da bir söyleyip yazmışım ben buraya bu kadar. Görüntünü mahsur yoksa açık met isterseniz. Benden bu kadar abi. Daha devam edebilir sorun falan olursa. Tamam, ben Volkan'a bir döneyim. Volkan, bu Rabıtay'ın meft hakkında ne diyor? İlhas'ta geçiyor ya, Rabıtay'ın mefti diyor ya. Ha, nedir o? Evet, İlhas edeleyen ve riyalar üstümüz kapalı. Rabıtay'ın meft nedir Volkan? O, Hikmet Hocam'ın dediği gibi 21. lemada... Yani şöyle bir Volkan'ım, ehli tasavvuf hayalen, biz fikren ve nazaren, hakikat. Farkı bana böyle biraz ve arkadaşlara da soruyorum, yani yani fikren hakikaten bir tarafa, hayalen bir tarafa. Yani ne olur yani, ikisi de netice mezarı hayal etmiyor mu? Ne, nasıl anlamam lazım ben hakikaten hayalen? Abi sanki fikren seni oraya taşıyormuş gibi. Ha, hayal de taşıyor. Tabii fikir gibi değil abi. Fikir biraz hakikatte daha şey, daha münasip düşüyor sanki. Volkan'ım ne diyorsun abim? Evet Hüseyin abi. Biraz dinleyelim abiler abi. Tamam, peki. Arkadaşlar, yani zor bir yer İhlas İhsalesi'nde. Efendim Hikmet Hocam? Abi ben son, istersen son cümleyi okuyayım o şeyi. Ha, oku abi. Belki daha güzel şey yapacağım, üstad yazdı. Evet, hiç hayale, faraza lüzum kalmadan bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir. Onunla yalnız kendi şahsının mevtinin gördüğü gibi bir parça öbür tarafa gitse asrının ölümünü de görür. Daha bir parça öbür tarafa gitse dünyanın ölümünü de müşahede, ihlas-ı etemme yol açar demiş. İşte, yani hayalen faraza ederek şu anda tamamen ölümümü değil de, yani son hayata devam ediyorsun. Devam et ama fikren mutlaka sonunda ölüm var yani. Bu kısa ömür ağacının sonunda tek meyvesi de benim ölümümdür şeklinde diye düşünmüştüm. Ben onu sadece okumak istedim. Şu olur mu? Tabii çok güzel. Şimdi şöyle diyor ki yukarıya bakar diyor, kendisi neredeyse ağacı da bir tek meyvesini görür diyor. Değil mi? Öyle okudun. Evet. Ha, kendisi nerede ki yukarıya bakar diyor. Demek ki hakikat, hakaik eşyai sabit etun, esma yoludur bizim mesleğimiz. Esma ile müsemmayı bulursun. Esma, hakikat nedir? Taakkulle başlar. Hayalen tasavvuftaki düşünce ile ve hayalen serbest bölgedir. Serbest bölge yukarıdadır. Meyvedir, surettedir. Serbest bölge zaman ve mekanı la mahsurludur. Hayal mekanı, tasavvur ise zamanı. Yani bir parça şey Hikmet kardeşim söyledi. Yani kendi ölümünün dışında çıkıyor, aslının ölümünü de. Demek ki tasavvufta zaman ve mekana bağlı olan bir rabıta-i mefti var. Zaman ve mekana. Ben öldüm, bitti. Ama asrının, nevi beşerin, kıyametin de aslının ölümü var. Bu hakikatle olur. Sonra kendisi arkaya geçmiş.
ölümün sureti tasavvuftadır. Onun için meyve surettir dışarıda. Kendisi arkada onları yönetendir. Yani Esma bunları iktiza ediyor. Yani öyle Allah girdik falan dehşet oluyor ya tasavvufta. Yani kefene sarıldık, yatırdılar. Hakikaten dehşet veriyor. Ama ustad da gözüktüğü gibi değil diyor. Neye? Nereden, nasıl söyledin sen bunu? Hakikat Esma bunu iktiza ediyor. O bir Esma toprağa girme iktiza ederken bir Esma da insanın ruhunu oraya sokmak istemiyor. Yani bakın bedeni bir Esma kefene sarılıp toprağa girmesini iktiza ederken başka bir Esma ruhu oraya sokmak istemiyor Müslümanı. Aldı mı aldı götürüyor. Bu Esma yoludur. Ama tasavvufta ise surete mahkumsun. Yıkanıyorum, kefenlendim, toprağa girdim, lahite konuldum, perdelikler dizdiler, örttüler, elaman, elaman, nesrügüyam, nidedgahı ilahi, yani bu. Fakat bu Esma iktiza ediyor mu? Ediyor. Nezafet, Kudüs ismi bunu iktiza ediyor. Senin girmen gerekiyor. Kim beden? Beden, bedenen kim ölecek? Surette kalan, bedeniyle ruhunu ayırt edemeyen böyle hayal eder. Ama başka bir Esma bunun ruhun oraya girmesini istemez. Rahim hiç sokmuyor. Rahim oraya girmiyor. Efendim abi birisi bir şey diyecek. Mesela Mehmet abi üstad diyor ya. Buyurun Mehmet abi siz buyurun. Fikir dediğin zaman abi akle, akıl yoluyla hayal dediği zaman da ruh seviyesinde anlayabilir miyiz acaba? Yani o ruhunu hayale bindirir, aklını fikre bindirir olur da aynen öyle ama surettedir böyle. Yani insan suretten hissetkilenir ama geçicidir. Mesela hayalen bir şey zevkleniriz, etkileniriz böyle. Ama ömrü kısadır bu hayalin. Fikir ise yoldur. Bakın bir daha. Fikir yoldur. Hakikatin yoludur. Hayal ise o halet gitti mi? O halet gitti mi? Şey kalmıyor. Onun tesiri kalmıyor. Zaten abi onlarda da diyor bir derece hayali olanlarda bir derece vazgeçer diyor. Evet. Diğerinde ihlas etmeye yol açar hakikatte. Volkan bir şey diyeceksin abim. Dinliyorum Hasan abi. Hani noktayı nazarların vardır belki aldın diye söylüyorum. Yani bu Rabıta-i Mevt üzerine biraz fazla durmamın sebebi çok sorulan bir şey. Bu çok sorulan. Hayalen ani ve fanidir. Düşündüğün zaman hayal ettiğin zaman vardır. Yoksa uçuyor. Ötekisi ise fikren ve hakikaten fikir nedir? Fikir kendisi değil kişi. Yoldur. Fikir yoldur. Üstad diyor ki ruhunu hayale, aklını fikre bindirir diyor. Ha? Esma, bakın bir daha söylüyorum. Esma, nezafet ve Kudüs ismiyle bu bedeni, Kudüs ismi toprağa girmeye iktiza ediyor. Bunu sokacaksın. Bismillahirrahmanirrahim'deki rahim ruhu toprağa sokmak istemez. O Esma da onu götürüyor. O esmaların iktizası. Bunu nasıl söylüyorsun? Hakikat bu. Kafirden konuşmuyoruz. Küllümen aleyha falan. O zaten küllümen gitmiş yani. Ondan şey yok yani. Bir inşallah nur talebesinin şeyini. Ha ustad bu Rabıta-i Mevt. Rabıta-i Mevt ne işimize yarayacak? İki yöntem var kardeşim. Bunu durdurmanın, bu adamı durdurmanın. Şu adamı durdurmanın iki yolu var. Bununla alakalı duygular. Ya bela ve musibet hastalıklarla ya bu Rabıta-i Mevt yapacaksın. Ne? İkincisi de şey söylüyor. Kastamonu da söylüyor. Belalarla, musibetlerle, hastalıklarla kör hissiyat ancak ıslah olur. Onu bir okuyacaktım inşallah ben de sana. Hadi bir merak ediyorum Volkan. Onu bir oku. Ezberde olmaz. Hemen
Önce Mesnevi'de bir paragraf var, onu okuyayım mı sana? Bana sorma, ders sizin ya. Evet, oku. İkinci hakikat, ey nefse emmare, katiyen bil ki senin hususi ama pek geniş bir dünyan vardır ki amal, ümit, talukat, ihtiyacın üzere bina edilmiştir. Sayfa? Sayfa kaç? 67. Ha, Mesnevi Nuriye 67. Sonunda ikinci hakikat. Ha. En büyük temel taşı ve tek direği senin vücudun ve senin hayatındır. Halbuki o direk kurtludur. O temel taşı da çürüktür. Ya. Hulasa esastan fasit ve zayıftır. Daima harap olmaya hazırdır. Bir de körsel dediniz ya sana abi, Kastamonu'da... Ha, evet. Sayfa 223. Bana verir, çekmesin Kastamonu. Yavaş. Evet, 223'tü değil mi? Evet. Benim kafam hep 232'ye gidiyor Volkan ya. Bir düzelt de bu, sen mühendissin ya. 233. Hep 232'ye gidiyor. Oysa 223 değil mi o? 233. Ha, 233. Tamam. Okur musun abi? Üçüncü meseleden mi alayım, İmam Rabbani kısmından mı alayım? Ya şeyden al o. Yani bu ikinci nefse mari oradan al. Ha, yo yo. Bir zaman evliyayı ha. Oraya oku oradan. Tamam. Yani üçüncü meseleden al madem şey yaptın, bir adam gibi bir şey olsun. Üçüncü mesele, bir kardeşimiz kusurunu görmediği münasebetiyle onu ikaz için yazılmış ince bir meseledir. Belki size faydası olur diye yazdık. Kusurunu görmüyor. Evet. Benim için. Bir zaman evliyayı azimeden nefse emaresinden kurtulanlardan birkaç zattan şiddetli mücadele nefsiler ve nefse emmareden şıkkalarını gördüm. Çok hayret ediyordum. Hayli zaman sonra nefse emmarenin kendi desaisinden başka daha şiddetli ve daha ziyade söz dinlemez ve daha ziyade ahlak-ı seyyiyeyi idame eden ve heves ve damar ve asap tabiat ve hissiyat halitasından çıkan ve nefse emmarenin son tahsüngahı bulunan ve nefse emmariyi tezkiyeden sonra onun eski vazife seyyesini gören ve mücadeleyi ahir ömre kadar devam ettiren bir manevi nefse emmariyi gördüm. Allah Allah! Gördüm diyor ya. Allah Allah! Ve anladım ki o mübarek zatlı hakiki nefse emmariden değil, belki mecazi bir nefse emmariden şekva etmişler. Sonra gördüm ki İmam Rabbani dahi bu mecazi nefse emmareden haber veriyor. Bu ikinci nefse emmarede şuursuz, kör hissiyat bulunduğu için akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor. Ha, neyin anlamıyor? Neyin anlamıyor kör hissiyat? Aklın ve kalbin sözlerini anlamıyor. Anlamıyor ve dinlemiyor ki onlar ıslah olsun ve kusurunu anlasın. Yalnız tokatlar ve elemler ile nefret edip veya tam bir fedailikle her hissini maksadına feda etsin. Mirsal Nur'un erkanları gibi her şeyini enaniyetini bıraksın. Bu acip asırda dehşetli bir aşılamak ve şırınga ile hem hakiki hem mecazi İki nefse emmare ittifak edip öyle seyyata, öyle günahlara seberek giriyor. Kainatı şiddete getiriyor. Hatta kendim bir dakika zarfında 20 paralık bir sıkıntı ile 60 liralık bir hasaneye tercih etmeye çalıştım. Hem 10 dakika zarfında büyük bir mücadele manevide benim cephemde 42'lik bir top gibi düşmanlarımı atıp yol açtığı halde o iki nefs-i emmarenin muvakkat bir gaflet fırsatında hodganlık ve meyli tepevük gibi gayet zulümlü ve zulümatlı hissiyle büyük bir şükür ve teşekkür yerine niçin ben atmadım diye en çirkin bir riya ve rekabet damarı hissettim. Cenab-ı Hakk'a yüzümü şükür ediyorum ki Risale-i Nur ve bilhassa İhlas misalleri o iki nefsin bütün desaisini izale ve onların açtığı yaraları tedavi ettiği gibi
O bir dakika ve 10 dakikadaki haletleri birden izah etti. Ve manevi bir istiğfar olan kusurumu bildim. O hatanın muaccel cezası olan içindeki elemden ve azaptan kurtuldum. Umum kardeşlerimize birer birer selam deriz. Aleyküm selam ustadım. Allah senden ebeden daima razı olsun. Rabbim sana yakışır gibi, ya Rabbi sana yakışır gibi ustadıma muamele et inşallah. Şimdi iki tane nefs emmare var. Hani bana bir soru sormuşlardı ya. Hem şey yapayım, teneffüs ettireyim. Allah'ı niye görmüyoruz diye Bakırköy'den birisini getirmişlerdi. Mühendisti. Sonra bu adam bunun için gelmişti. Dedim ki, yani Allah'ı görmek şu bir, dursun. Sen kendini gördün mü hiç dedim. Durdu, hiç düşünmemiş. Bunu kendisi zannetmiş. Bir şey anlatacağım bunlarla kalın. Bu ben miyim? Yok, benim vücudum. Benim gömleğim demekten farkı ne ki? Benim gömleğim, benim vücudum aynı. Ha benim aklım, benim ruhum, benim ruhum o ben olan ben işte onu. Adam öyle demişti. Ulan dedi, ya bir soruyla gittik, niye Allah'ı görmüyoruz? Hakikaten insan kendisini de görmüyor dedi ya. Ha, şimdi bir nefs emmare vardı. Bir de manevi bir nefs emmare var. İkisi de ittifak etmiş. Tamam. Ne yapıyor? Şimdi bu hastalar risalesi tokatlarla, elemlerle nefret ediyor. Bu manevi nefs emmari. Ya her isini maksadına feda edecek veya Risale-i Nur talebeleri gibi. Manevi nefs emmari nereden besleniyor onu söylüyor. Enaniyetten besleniyor. Ben merkezliden besleniyor. Pergeli bene koyuyor. Öyle diyor bak. Erkanları gibini her şeyini enaniyetin bıraksın. Her şeyini demek at, fakr. Sonra enaniyet yapmayacak. Tamam. Bu kendine vücut rengini verirse, ben merkezli düşünürse manevi nefs emmareye devreye giriyor. Maddi nefs emmare bedenle alakalı hazlardır. His ve hevestir. Bedenle alakalı his ve heves. Beden merkezli, bu maddi nefs emmare. Manevi nefs emmare bir, aç ve fakrı bilmeyip kendine vücut rengini veren enaniyet de iki şeyde. Bir, aç ve fakr, yani kendine vücut rengini verirsen, enaniyet yaparsan, manevi nefs emmare de aktif oluyor. Tamam. Maddi nefs emmarenin zemberi nefis ve şeytan harici sebepler, bedensel olduğu için. Manevi nefs emmarenin muharrikleri, tahrikçisi kendine vücut rengini vermek ve enaniyet yapmak. Bu da manevi nefs emmare aktif oluyor. İkisi ittifak ettiği zaman Allah muhafaza etsin. Peki bundan manevi nefs emmarede nasıl kurtulursun? Maddi nefs emmareden kurtulmak kolay. Oruç tutarsın, televizyon açmazsın, YouTube'lara girmezsin, harama gözünü çekersin, doğru. Ama manevi nefs emmare nasıl kurtulacaksın? Bir, istiğfar ve kusurunu bilmek, o kadar. Yani Allah Resulü istiğfar etmiş. İstiğfar kusurun vücuduna, tövbe günahın vücuduna delildir. Allah Resulü tövbe değil, istiğfar ederdi. İstiğfarı nasıl anlarsın? Neyle o aktif edersin? Üçüncü şua var ya, şiddeti zuhurundan, vazameti kibriyasından tesir ettir. Yani tavsif ediyor Allah'a. Bu münacaattır. Dua ise istektir. Ya Rab şu günahımı affeyle, şunu bana ver. Münacatta böyle bir şey yok. Yani kusuru deruhte etmek, muacel cezası. Şimdi bu hastalar risalesi ne yaptı diyor? Hasta bu belalarla, musibetlerle hissi lanet olsun şu dünyaya ya. Lanet olsun diye bak nefret ediyor. Bak öyle diyor ya. Bak nasıl nefret ediyor? Hastalıklarla musibet ne diyor? Bu ikinci nefs-i emmare şuursuz kör hissiyat bulunduğu için akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor. Akıl anlamıyor. Kalp dinlemiyor. Kalp şu ses direkt kafaya gitmiyormuş. Şu ses kulaktan gelen kalbe gidiyor. Onun için münafık bazısında diyor ki niçin diyor gözü diyor
şeye, dimağa, akla bağlamış ayette. Kulağa, kalbe bağlamış. Gözden girenler direkt dimağa gider. Kulaktan gidenler direkt kalbe gider. Onun için yanlışlıkla bir haramı gördüğün zaman hemen kalbe gitmiyor. Ama kulak kasttır. Kasten veriyorsun kulağa. Gözü bazen kast vermiyorsun, böyle dalıyor. Her şeyde nazm-ı mani var. Şuraya bakın. Akıl ve kalbin sözlerini, akıl ve kalp, aklı için anlamıyor, ikinci kelime dinlemiyor. Görüyor musunuz? Yani Risale-i Nur nasıl dizilmiş? Hiçbir yerde tesadüf yok. Dizilmiş. Onlarla ıslah olsun, olmaz. Kusurunu da anlamaz. Neyle? Anlayarak, dinleyerek insan kusurunu anlamıyor. Manevi nefse mali için. Ne yapacak peki? Bir, ya tokatlar, elemlerle nefret edecek. Lanet olsun şuna ya. Tokatlarla. Veya Risale-i Nur talebeleri gibi, Risale-i Nur talebeleri gibi her hissini maksadına feda edecek. İdealist hava adamı olacak. İlle tokatlar, elemlere gerek yok. İdealist dava adamı, yani dava adamı ya, yani adamının davası değil, davanın adamı olmak, davanın adamı olmak, adamın davası değil ya. Adam davayı kullanıyor, alet ediyor. Mesela bu hizmette bazıları girer, istifade eder sırf böyle, bazıları da istifade ettirir. Cemalim, yani böyle sorunlu olanlar ya problemi cemaat içinde, bu tiplerdir. Yani ben merkezli davayı kullandığı için kendisinin davası var. Davasının adamı değil. Dava orada, dava orada. Davasının adamı olmak. Yani tahammül eder, affeder, bağnaz olmaz, geçimli olur. Basit ve ucuza hemen terk etmez, yüz çevirmez. Hazmeder, tahammül eder, sabreder, dinler onu. Tamam? Vesaire. Ahlak haliye ya, adam gibi adam. Abi bu şahsına alet edenlerin cezası ne tür olur yani? En büyük cezası, en büyük cezası Halil, en büyük cezası alet etmesi yetiyor zaten. Davayı alet etti, zaten kendisi cezadır. Hafsalam. Peki nasıl anlarız? Mesela ya derslerde, hizmetlerde hep sorun yahu. Hep geçimsiz yahu. Hep tenkit yahu. Asıl hastalığı. Yani acayip oluyorum ya. Vücudumun bütün tüyleri sanki şey oluyor, alarma geçiyor. Şu tenkit var ya, tenkit lafını alınca da rahatsız oluyorum yani. Ya etme kardeşim. Tenkiti tenkit edeceğim yani. Kişilerden bahsetmiyorum. Bu bende var yani bu. Yani ya kafanı kaldır, güzelliği var onun ya. Rahmet-i İlahiye'ye bakın diyor. Rahmet-i İlahiye diyeceğim. Ölünce kadar diyeceğim. Rahmet-i İlahiye nazarı 9 tane kötülüğünü görmez. Allah rahmetiyle bir iyiliğini esas alır. 9'u görmez. Zalim nazarı beşer, bende olan, benimdeki o nazar, zalim beşer anlayışım. 9 tane iyiliğini görmem. Bir tane kötülüğünü görüyorum. Ne acayip bir şey ya. Ne kadar zalimim ya. İnne ukâne zalûman cevûlâ. Bu kadar olur ya. Hemen tenkit ediyorum. Ya bunun güzel tarafı da var ya. İsrail'i tenkit et ya. Amerika'yı tenkit et. Rusya'yı etti kardeşim. Yani CHP'yi tenkit et kardeşim ya. Camileri yıktığına şey yap ya. Camiyi yapanı tenkit etme kardeşim. Tamam. Çamlıca'da cami yapmış, ötekisi camiye yıkmış ya. Yani Allah aşkına ya. El insaf. El insaf ya. Yani el insaf ya. Acayip. Yani bir bazı diyecek bak buraya. Ya bırak kardeşim o şeyleri. Artık realiteye gel. Gerçeğe gel. Gerçeğe. Hakikat budur ya. Cami yıkan var, cami yapan var ya. Camiyi tuvalete çevirenler var. O tuvalet yerini tekrar camiye çeviren var ya. E tamam, kusur hepimizde var. Ya kardeşim, rahmet-i ilahi bir iyiliğini gör ya. 9 kusuru görme. Acayip bir şey. Ha şimdi her şeyini, enaniyetini bırakacak. Yani kendine vücut rengini vermeyeceksin kardeşim. Ben diyeceksin, o olmaz. Ben dedin mi o oluyor. Biz olacağız Allah'ın izniyle. Bu Allah'ım bizim cemaatin, nur talebelerin, Müslümanların ya Rabbi eteğine, çevresine şu tenkit hastalığını sokma ya Rabbi. Allah'lığın hatırına ya Rabbi ya. Şunu sokma Allah'ım.
Mezar taşına yazacağız İbrahim senin. Tenkit ederdi. Evet, Volkan'ım. Harika bir yer buldun yani. Efendim İbrahim. İki tane nefse emmare saydı ya. Arka sefada dedi ya hani iki o iki nefse emmareye bedel, iki ihlas isaleleri onların aslında bütün yaraları tedavi eder. Ha, evet. Onu kaçırdım galiba. Evet. Ha, ihlas risalesi o iki nefsin bütün desaisini izale. Onların aşı yaraları tedavi eder. İhlas risaleleri. Risalesi değil, risaleleri. Maddi nefse emmare demek ki 20. lema. Manevi nefse emmare demek ki 21. lema. Harikasın İbrahim. Güzel. Efsane İbrahim. Hakikaten efsanesin ya. Yani çok hoş ya Risale-i Nur. Yeni inmiş yer üzerine bu Risale-i Nur. Bak kardeş. Bak. Ne kadar güzel. Çok güzel ya. Hoşuma gidiyor. Volkan, burayı açtığın için, buraya atıf yaptığın için çok memnun oldum. Ha, çok keyif aldım. Burası zannediyor musunuz ki kurtulacaksınız? Hemen ikincisini okuyorduk. Nefse emmareyi. Hocam senin ekleyeceğin bir şey var mı yani? Noktayı nazarlarını da merak ediyorum. Hikmet hocam. Abi yok, ben dinliyorum, ben öğreniyorum. Hepimiz öğreniyoruz. Böyle kurtulduğunu zannetme hocam. 23. deva da senin olacak yarın için. Kısadır Hikmet hocam. 23. deva senin. Şimdi ne mesela? O dershane verdi sana. Şimdi Rabıta-i Mefti anladık. Fikren değil mi? Fikren nasıldı? Rabıta-i Mefti o İhlas Risalesine hakikat ve fikren mi gitmek diyor. Ötekisi hayalen. Hayalen denmesinin sebebi Allahu alem. Hayal mekana bakar, tasavvur zamana bakar. Zaman ve mekana taalluk eden bir düşüncedir. Esma bunu iktiza ediyor. Bu bedeni Kudüs ismi toprağa sokmayı istiyor. Tamam mı Emre? Kudüs ismi istiyor. Peki Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahim ismi ruhu sokmak istemiyor. Allah o ruha değer veriyor. İman etmiş ruhu toprağa sokmuyor. İman etmiş ruhu sokmuyor. Rahim ismi. Rahim neydi? Kendisine iman edenleri, iman ettiği şeyle besleyen Allah. Kafir mümin fark etmeden rızkını veren Allah Rahman. Rahim ise ahiretle mi iman ettin? Allah'a mı iman ettin? Kadere mi iman ettin? Onunla seni besliyor dünyadayken. Beni besliyor elhamdülillah, seni de besliyor. Men amene bil kader emine minel keder. Rahim işte bu. Mesela kabir. Vallahi bana iki leva geliyor. Tebdili mekan. Aa o da, aa bu oda. Mehmet'in odası benim odam. Tak tak. Kapıdan geçeceğim o kadar. Yani mekan değişikliği ya. Çekirdek ağaç. Tebdili mekan. Tahvili vücut. Yani hapisten çıkış. Itlak-ı ruh. Bu kim söylüyor? Bunu bize öğreten kim? Bu keyfi bize bu. Şu anda bu heyecanı veren bize kim dedi? Rahim. Allah Müslümanın ruhunu oraya sokmaz. Ne için? Rahim usad etmez. Allah bu cesedi de dünyada kokutmaz ya, böyle şey olmaz. Kudüs ismi de bunu toprağa sokar. Esma'nın iktizası bu. Hakikat yolu bu işte. Her Esma'nın hükmünü görmek. Nerede anlatır? 17. sözde anlatır. 17. sözü bir bakın bakalım. Ölümü nasıl anlatıyor ya? Ölüme bir bakın ya. Ve gidiyor diyor ki Esma yoluyla müssemayı bulur diyor. Ya Allah ya. Allah böyle bedeni temizlemek için Kudüs bunu soktuğu gibi Rahim musade etmiyor. Hakim musade etmiyor. Vedud musade etmiyor, ruhu oraya sokmuyor. Alıyor ruhu tak alaya. Abi hissetmeyeceğim. Sen şimdi ameliyata girenler vardır. Sen hocam, sen de doktorsun Hikmet hocam. Şimdi narkoz yiyince bu hastanenin bu durumda oluyor galiba değil mi ameliyatlar? Soğuk olsun mikrobu. Şimdi hastaya narkoz verince adamı bu duruma götürmüşsün, kesmişsin, doğramışsın, sonra servise gelmiş, sonra hey diye uyandırıyorlar. Ne oldu? Hadi geçmiş olsun. Ne oldu be? Bilmiyorum ki. Ya insan böyle narkoz yediği gibi Azrail Aleyhisselam da narkoz veriyor be kardeşim. Yani
esmaların iktizaları. Bu var mı? Var tabii. Azap var mı? Var. Bu da var, bu da var. Kime ama? Abi. He. Kuddüs ismi toprağa, bedenin toprağa girmesini iktiza ediyorsa çürümekle de Cenab-ı Hak seyyiatımızdan, günahlarımızdan bizleri temizliyordu. Ve böylece ama bu çürürken de demek ki ruhumuz bundan muazzep mi oluyor ki? Evet, ağırlık etmiyor. O ruhu, senin ruhunu mesela şöyle bir kanun işliyor. Kanun-ı Kerem. Şimdi cennet ehli. Bir tane çocuk, babası cehennemde, hatırlarsa hikmet iktizası, babam nerede ya benim babam? Cehennemde deseler. Şimdi rahmet ilahi, aynı kanun. Git cehennemde, git babanı ziyaret et. Yok, babasını çıkarın getirin ya. Geldi cennete bir girdi mi daha çıkmıyor. Aynı kanun. Kanun-ı Kerem. Mesela baba oldu, cennete gittin Ali. Biz de gittik öteki tarafa. Yani bu hadis bu. Yani öyle dostlar bulun ki cennette bile seni unutmasın. Cennetin şaşası adamın kendisini ortadan kaldırmasın. Seni hatırlasın. Allah Allah ya, bu Hikmet Hoca vardı, Volkan vardı, Halil vardı, Mehmet Bey vardı, Hasanlar. Ya bu kardeşler nerede ya? Biz Duma ders yapardık gece ya. Bu nerede bunlar ya? Cennette. Cennetin zevkleri seni öyle bir dostun olsun ki unutturmasın seni. Ya Rabbi, böyle bir dimadı şey vardı, biz canlı yayın yapardık. Ramazan'da ders yapardık böyle kardeşlerle. Ya nerede ya Rabbi onlar? Hah. Ondan sonra o kardeş kimdi ya, bana onu gönderdi de onu Ebu Davud'dan kaynağını gönder dedim, daha gelmedi. İki şekilde. Bir, ya o zatları getirir diyor Allah. Çıksın o istediklerini. Ama ötekisi daha acayip. Ötekisi o daha acayip. O zata yanmayan bir libas giydirir. Cehenneme bunu git dedi. Zerre kadar imanı olan kardeşini, mümin kardeşini çıkar. Hiç kimseyi bırakmıyor. Zerre kadar imanı olan tak diye çıkarıyor. Balığı sudan çıkarıyor. Hadi bakalım, hadi kardeş. Ha ya. Onu yanmaz bir libas giydirir. Onlardan bir tanesi imandır. 20. sözde geçer. Ruhunuza iman libası giydirirseniz ruh yanmaz. Öyle diyor. Ondan sonra git diyor, zerre kadar imanı olanı Allah çıkartmıyor. Mümine çıkarttırıyor. Sen çıkart, hadi git. Git onları çıkart. Tak, zerre kadar imanı olan böyle. Bir de dava adamları var böyle. Tabii onlar yani cehennemden yansa vücudum, gönlüm gülgülistan olur. Ne bunun derdi? Bunun derdi iman kurtarmak. Cennet sevdalısı değil ki cehennem endişesi olsun. Bu adamın derdi iman. İmanlarım yanıyor. Evladım yanıyor, imanlar yanıyor. Onu dert edinmiş. Yani kendi dairenin peşinde, evladım olsun, şu param olsun, evlat ne olsun, hastalanınca kim bakacak bize? Sigorta şirketi gibi bakıyor. Parayı koyalım. Ya adam her şeyini koymuş ya. Bu emin bir davam var demiş ya. Yani bu ruhları böyle tavsif ediyorum. Allah beni affetsin, kusurmaz. Dikkatli kullanacağım tabiri. Şimdi bu insanın bir dava peşine koşmuyor. Nasıl biliyor musun? Allah'ın davasına değil de o kadar fena fillah olmuş ki Allah ile davayla sanki tövbe 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 affet ya Rabbi beni. Bu ruhlar şöyle bir Allah'ın davasına değil, davam benim. Ben dava, dava ben. Ben dava, dava ben. Ben benim peşime koşuyor. Benim yani. Bu benim davam. Bu benim davam ya. Ben birisinin davasına değil, benim. Nasıl anlarız bunun böyle olduğunu? O en ufak, mesela odun taşıyorsunuz büyük kereste. Ustadı misali, ustad mezim. Yürürken, şimdi oradan bir tanesi geçiyordu. Çok da yorulmuşsun. Bir omuz atsa kısa. Demez misin? He Allah razı olsun. Der misin ki, lan 100 metreleri var be adam, niye çıktın götürsene? Der misin? Mecbur değil ki. Sana omuz atmaya mecbur mu? Yok. Ya tam böyle yoruldum, bir nefes aldırsa sana, bir omuz verse, oh tamam Allah razı olsun, eksik olma, kusura bakma deriz. Sen 100 metre ben gidiyorum, oraya da yardım et diyebilir misin? Dava adam böyle adamdır. Niye o yapmıyor demez. Bana nefes aldırsın yeter bir defa. Çünkü o adamın ufak bir yardım etmesi, yerleri süpürmesi, lavaboları süpürmesi dershanenin, benim davama hizmet ettiği için mecbur değildir der.
O mecbur değildir bu davaya hizmet etmeye. Çünkü davam benim. O kardeş bana bana yardım ediyor. Aslında benim bu. Ben kendi yeni bir ev aldım. Temizliğe komşum gelmiş. Mecbur değil ki o tek odayı da temizlemeye. Bir lavayı temizlerse Allah razı olsun. Yani idealist dava ruhları böyledir. İdealist ruhlar, davasına adanmış ruhlar böyledir. Bir şeyin peşine değil, kendisi olmuş o dava. Bunları ben böyle bir ruhu kimi gördüm yani kitaplarda vesairede son asırda ustadın tabii sen. Ben bu konuda haşa şey sevmiyorum ama böyle bir dava ile yanıp kavrulan en zirvede bir Zübeyir abi. Hepsi öyle ama tabii ki hakkını vermek lazım. Sırf usta da böyle yatakta yatıyor aman bir şey işaret eder diyemez. Ateşler içinde yanıyor ya. Böyle işaret, sır katı bir yapsın Zübeyir abi. Belki böyle işaret eder. Su der diye. Uykum gelmesin diye Rüştü abi anlatırdı. 10 sene ilaç içmiş. Uykum gelmesin diye. Usta da böyle canlı durayım diye. Sonra ustattan vefattan sonra sistemi bozulduğu için uykum gelsin diye 10 sene de ilaç içmiş. Yani şualardaki müdafasına bakın. Adamı asacaklar Kur'an yazdı diye. Derimi kağıt, kanımı mürekkep yapıp gene yazacağım diyor. Kur'an yazacağım diyor. Yani bunlar aşağıya acayip diyor. Mesela Sungur abinin çoluk çocuğum var ya. Karısı gelmiş çocuğuyla hapishane camından gösteriyorken. Yani sen içeridesin, çocuğu hanımın gelmiş elinde bebek. Yani bu ruh dayanır mı ya? Bu nasıl bir şey? Yani bak sen içeri bu işlerle karıştın. Bak içeridesin bak biz dışarıda ne kadar perişanız. Bak çıkınca bir daha yapma. İdi. Amos da falan kızıyor. Yani bunlar asaf evveller anlatılamaz ya. Çok zor yani. Ya zor. En ufak bir şeyde ya giriyorsun bir kere. Böyle bağırıyorsun, çözüyorsun bilmem ne yani. Dava adamı, davasının adamı olacak. Adamın davası değil, Bu kalem, ben dava adam, ben davanın adamı olacağım yani. Onun adamı olacağım. O bana hizmet etmeyecek dava, bana hizmet. Ben dava hizmet edeceğim diyecek. İşte ama bunu Rabıta-i Nefs, Rabıta-i Meft, bir de kör hissiyatı, manevi nefse mali ne yapıyor? Hastalıklar, musibetler kazandırıyor. İki şey. Ya rabıta-i nefs yapacağız ya da darbelerle kafamıza kıracak, koronaya vuracak, morona vuracak, dorona vuracak, dabetul arz gelecek, kemikleri eritecek, şunu yapacak, bunu yapacak. Tamam. Ancak diyeceğiz ki dava kardeşim, dava. Ona tutundum. Şu derse tutunduğumuz gibi. İnşallah burada ben de bırakıyorum. Ama şunu bir devam ettireyim bir dakika. İşte müminin sırrı iman ile. Ha, burayı kaçırıyorduk az kaldı. Ben şuradan bir alayım. Daima seni vücudunun vaziyeti, dünyanın zevalini ve insanın fani olduğunu ihtar ediyor hastalıklar. Elveda. Dünya baki değil. Vücudun taştan demirde değil, layemut değilsin, baki değilsin. Seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan. Ha, böyle diyor hastalık. Daha dünya seni boğamıyor. Hasta mesela, ya arabam ne oldu, param ne oldu, evladım ne oldu, kariyerim ne oldu düşünemez. Boğamıyor seni. Gaflet senin gözünü kapayamıyor. Yarım insan vaziyetinde bir zat. Mesela yoğun bakımda da öyle. Veya nefese veya şart değil astım hastaları mesela bir yarım vaziyet mesela tekerlekli adam bir zata nefsi emmare elbette hevesat rezile ile ve nefsani müştehiyat ile onu aldatamaz. Zor. Çok zor. Çabuk o nefsin belasından kurtulur. Esas okumak istediğim bu yer. Bunu da okuyacağım kesiyorum. İşte müminin sırrı iman ile iman değil. Sır iman ile bir, teslimiyetle, iki, tevekkülle, tevekkül. Sır iman, teslimiyet, tevekkül ile o ağır nuzul gibi hastalıktan, yani korona hastalığından, sır iman ile, teslimiyetle, tevekkül ile o ağır nuzul ve korona gibi hastalıktan
az bir zamanda ehli velayetin çileleri gibi istifade edebilir. O vakit o ağır hastalık çok ucuz düşer. Ha, sırrı iman. Yani iman var. Ama iman kemalini bulursa konferansı şeyde giyiyor açıyor. Konferansa iman kemalini bulursa o nedir o? Sırrı iman. Şu arkadaşlar, iman bize kazanımları şunlardan bunlardan uzaklaştırdı. Tamam. Elhamdülillah. Huzur verdi. İman böyle bir şey. Bir de sır iman şu. Anladığım tabii külliyatı. İman içimizde değil. İman içimizdedir. Haram helalları yaptırdı. Birincisi bu. Sır iman ise içimizin içine giriyoruz. İmanın içine giriyoruz. İmanın imanı. Ne demek o? Hayatın hayatı. Yani ruhun ruhu. Ruhun ruhu oluyor ya. İmanı hayatınıza hayat olsa. Hayatın hayatı olur mu? Oluyormuş. İmanın da imanı sır iman. İman içimizdedir. Tamam. Sır iman ise içimizin içineyiz. Fihi mafi. İçimin içindeyim. İçimin için. Sır imanı oldu mu? Artık burada oraları seyrediyorsun. O haletleri yaşıyorsun. Artık farklı oluyor işte. Ne bileyim. Öyle deniliyor. Teslimiyetle, teslimiyet seleme, İslamiyet, yani bir, sır imanla, iki, teslimiyet İslam demektir, sünnet-i seniye, sonra dima iniyor, tevekkül, kaçıncı şu an? Dördüncü şu an, tevekkül, hadiseleri evvelleyip Allah canibinden kudretin azameti altından bakmak, tevekkül, hasbunallah ve ni'mel vekil. Bu zerecik vücudum, hadsiz vücudun aynısı, nihayetsiz misat eden hadsiz vücutlar kazanmasına vesile diye var ya üç tane şey. Ha, tevekkül ile bu koronadan, nusuldan, işte Alzheimer'dan, şundan bundan adam kurtulduğu gibi ehli velayetin çileleri var ya mağaraya. Mesela Gazali 10 sene girmiş. 10 sene girmiş ve iki şey söylemiş. 10 sene mağarada kalmış, daha kalamamış. O kadar değil, kalamamış. Demiş ki çıkınca iki tane beyanat vermiş. Bir, her şeyi akılla izah edenler Allah'ın rahmetini daraltmış olurlar. İkinci beyanatı, vesvese bana düçar olmayacağını bilseydi mağaradan hiç çıkmazdım. Yani cemaatle, hizmetle olacaksın. Çileler ile istifade edebilir. Mesela koronadan çıkan hastalar biz hepimiz. Ne kadar böyle birbirimizi seviyorduk, gözlerimiz daha açılmıştı değil mi? Gözlerimiz böyle şeş görüyor, altı çeti görüyor. Vay be kardeşimmiş ya falan, musibet dertler olunca hemen diyoruz olan yazmış bir tanesi ölmeden önce cep telefonuna yazıyor. Falanca kardeşime söyleyin, dua etsin, şuna şey yaptım, helal ettim, şöyle yaptım, böyle yaptım, böyle. Yani daha önce yoktu. El fren çekler koskoy, hepimiz ya, biz yaz bir, kendimizden bahsediyoruz. Hastalık olunca affettim onu diyoruz. Böylelikle bugünkü dersi bırakıyoruz. Fakat Hikmet Hocam 23. deva senin abim. Yarın sen de inşallah. Tamam abi, beraber yapalım burayı. Tamam. Volkan'ım bir şey ekliyor musun abi? Allah razı olsun abi. Tamam. Bak çok da şeymiş yani. Çok da güzel bir bereketli bir derse denk geldiniz. Hakikaten bir kişi götüremezdi bu 22. deva. İnan ben şey söylemiyorum ama bu Rabıta MFT nasıl olacak? Maddi ve manevi nefse emmare nasıl böyle işlenecek bir saatte diye düşünürdüm. Bilmeyerek oruç kafasıyla aynı ders iki kişiye verilmiş. O kadar da hoş oldu. İkisi de bu işin uzmanı. Birisi atıflarla, birisi hikmetlerle. Birisi hikmet, hakikaten kendisi de hikmet. Hikmet değil, muallim, üniversitede hocam. Ötekisi de belediyede mühendis. Ve atıflarla acayip bir yerlere götürdü. Hikmet Hocam da şeyi o maddi ve manevi nefse emmare, o rabıta-i mefti çok güzel bir şeyleri işlediler. İltifat etmiyorum, doğru söylüyorum. Bu son paragraf da çok şeydi. Onunla bağlamış ustad. Sırıman, teslimiyet, tevekkülle. Bunu inkişaf ettireceğiz arkadaşlar. Hastalıktan kurtulmanın yolu. Koronadan kurtulmanın yolu. Sır iman, öyle miydi? Sır iman mı dedi? Sır iman, teslim,
tevekkül. Sırrı iman teslim ile tevekkül ile. Sırrı iman teslim ile tevekkül ile. Böyle ne yaptım İbrahim? Akıllı kasını yaptım. Evet, subliminal yaptım. Ta kimse unutamaz. Ama maskaralık yapıyorum zannederler. Sırrı iman teslim ile tevekkül ile. Allah'ın izniyle. Tamam. Geceniz mübarek olsun abiler. Ya. Amin. 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 Hasan abi. Efendim. Çok güzel dava adamıyla ilgili çok güzel şeyler söylediniz. Allah razı olsun. O sizin gibi böyle değerli abilerden birisi bunları anlatıyor. Diyor ki ilk ben Risale-i Nur'ların ehemmiyetini anladığımda anladım. Yani çok çok güzel bir hakikat. Bunları derüfte etmem lazım. Tedavi etmem lazım ama zaman acaba ömrüm yeter mi diye endişelendim diyor. Okuyorum, uyuyorum, gece okuyorum, gündüz okuyorum. Baktım nefsime söz geçiremiyorum dedi. Abi ne yaptın o zaman dedim. Dedi ki bir tane masa koydum şeyin ortasına. Kimse yapmasın bunu da bu metot değil tabii. Odanın ortasına bir masa koydum. Onun üzerine de bir sandalye koydum. Sandalyenin üzerine çıktım, gece öyle okudum. Eğer uykuya düşersem düşeyim diye. Allah razı olsun. Abi, ben böyle bir adamı benim kuşakta kime rastladım? Birkaç tane insan vardı. Hepsi öyleydi ama öyle ama temenni. Ali Uçar abiyle Zübeyir abi, Rüştü abiyi gördüm böyle. Yani benim beraber yaşadığım, yani Ali Uçar abi de hem Osmaniye'de beraber epey kaldık Adana'da, hem Rize'de kamplarda kaldık. Böyle deyince hemen Ali Uçar abi geliyor. Normal bir insan değil. Kürt PKK'ya, Doğu'ya davayı anlatayım diye Kürtçe'yi öğrenen adam. İngilizce davayı anlatayım diye 6-7 tane değil. Yani tuhaf yani. Yani böyle adamlar. Bunlarla niye tadat ediyorum? Gurur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Ha. Ya 10 küsür sene beraberiz Rüştü abi. Abi dedim eve gideceğim birkaç gün bana izin verir misin? Ya 1980, 2012, 2013. 1,5 sene uzak kaldım. 1 sene de askerlik olsa o kadar ya. La 2-3 gün ya. 2-3 gün müsaade et de. Abi şey yapayım. Sesi yok. Bir hafta sonra gene bir arabada derse giderken çaktırmadan söyledim. Abi 1-2 gün verecektin sesi. En son İçerinköy'e gidiyorduk. Boğaz Köprüsü'ne geçiyoruz. Eski gişelerde para veriyorduk böyle. Ondan sonra tamam. Oradan geçiyorduk. Otur. Para verip o dönem yani. Gişelerden para veren dönemi. Tam orada. Abi dedim. Bana 2-3 gün verecektiniz. Yani bir dinlenme. Ne dedi biliyor musun? Bak adama bak. Hasan kardeş, isteğini ertele ve ötele. Dinleneceksin inşallah kabirde. Göreceksin inşallah anne babanı. Kabirde, berzakta beraber olacaksın. 10 sene hiç görmemişim yani. 10 sene görmemişim. Anne babamı görmemişim 10 sene. 2-3 gün ya. Ah, berzakta göreceksin. Orada görüşeceksin. Lan nasıl bir şey? Kendisi, şintengi de derler. Annesinin cezalesini gidememiş. Neyle? Tevrus. Tahir Mutlu abi, Abdullah Yeni abilerin o Tevruz'da çat offset diyorlar. Yani polis bodruma bakar. Bunlar çatıya koymuş. Var ya Risale böyle basmak mumdu. Elle. Ha, ustad da iki defa mektuplaşmasa. Ben birilerini yüceltmiyorum. Adam bunu yapıyor ve tahsiye ediyor. Uyku yok. Mumlu kağıda Risale yazıp böyle yapıyorlar. Ben diyor cenazeye gitsem bu olmayacak diyor. Yani bunu çeviren var. Ama mumlu kağıdı tahsiye edecek yok. Tamam. Mumlu kağıda ben yapıyorum. O diğer kardeşler çeviriyor. Mumluhu'ya ben hazırlıyorum diyor. Zübeyir abi de başımızda. Ondan sonra Zübeyir abi demiş ki, kardeşim demiş, anneni demiş, abilerin, kardeşlerin gömsün. Lan nasıl olur ya? İsa Aleyhisselam'da da oldu. İsa Aleyhisselam'a Petrus demiş ki talebesi, efendim demiş, babam öldü, gömebilir miyim? Ulan peygamber bu ya.
İsa Aleyhisselam demiş ki, Petrus, bu ölüleri dirilten bu derslerden çıkma, bırak ölüyü ölüler gömsün. Geç imamıma, bizim mezhep imamlarımızdan şey kim var? İmam Ebu Yusuf, İmam-ı Muhammed Şeybani, İmam Azam. Ondan sonra İmam Muhammed babası veya annesi vefat etmiş. Vazifesini yapmış. Yol ayrılmış. Mezarlığa gidiyor. İmam Azam'ın dersine gidiyor. Demiş ki bütün etbanı, siz babamıymış da annesini gömersiniz demiş. Kendisi derse katılmış ve öyle bir ders diyor işittim, Allah açmış ki o günkü bütün hayatıma bedeldi diyor bu ders. Yani akıl almıyor bunların fedakarlığı ya. Annesini cenazesini gidemeyip mumlu kağıdı yapan, bırak ölüyü ölüler gömsün diyen Resul. Ya acayip bir şey ya. Bunlar öbür tarafta. Üstad da diyor ki bunlarla beraber olmak istemez misin diyor. Ölümü böyle diyor. Bunlara kavuşmaktır diyor. Böyle adamlar nasıl adamlar ya. Lan 10 küsur sene kaldık ya, 2 gün ver. Yok orada görüşürsün diyor. Kendisi de yaşamış zaten. Ama şimdi yok kardeşim, anlamayız kardeşim bizim kafa. Zübeyir abi demiş, benim kafa mermer kafa, basmaz. Ben Risale'de görmedim, ustadımdan duymadım, başka kafam çalışmaz. Ama abi şöyle yapsak böyle yapsak, külliyatta Risale-i Nur'da görmedim, ustadımdan duymadım. Benim mermer kafam, benim basmaz diyor. Böyle adamlar. Çok şükür ki öyle dava abilerimiz, kardeşlerimiz var. Hep beraber biziz. Onlar hep bizim hasenat defterimizdedir. Onlara has değil, hepinizin defterinizde var bu. Bu sevabı siz yapmışsınız. Ben yapmışım, sen yapmışsın. Hep beraberiz. Geceniz mübarek olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam.